minyatür sanatına 2005 yılında Bursa'ya geldikten sonra, İstanbul'dayken hiç zamanım olmamıştı çalışma ortamında. Buraya gelince burada kimsem olmadığı için bir araştırma yaptım ve ilk hat sanatıyla başladım geleneksel sanatlara. Hat sanatına giderken hocam beni elimi güzel olduğunu, ondan sonra tesip dersleri almam gerektiğini, alırsan senin için iyi olur dedi. Ve tesip derslerine başladım Arganlı Köprüsü'nde Arif Hocam'la. Başladığım günden beri hat sanatında da, tescitte de, minyatürde de, hani atölyem olmadığı zaman bile günün 10 saatini, 6 saatini, 7 saatini ben hep bu çalışmalara ayırıyorum. Hani minyatürü aslında her yerde, her şeyde görmek istiyorum ben. Onun için de farklı farklı denemeler yapıyorum. Zaten hani minyatürü diğer sanatlardan, hani diğer İslam sanatlarından ayıran en belirgin özellikli, belgelendiricilik niteliği olan tek sanat minyatür. Hani bir konuyu yapmadan önce araştırma yapıyoruz. Araştırmamızı yaptıktan sonra eskizini çıkartıyoruz. Eskizin üzerinde, çünkü minyatürde gerçekten kağıdından tutun, işte deseni, rengi, dengesi, ritmi, her dokunuş çok önemli. Eğer hepsi belli orantıda düzgün oturtulursa karşı tarafa o güzel izlenimi veriyorsunuz. Önce araştırmayı yapıyoruz, sonra eskizini çıkartıyoruz. Eskizini çıkarttıktan sonra yapacağımız neyse, bu bir kemik olabilir, bir pasparto kağıt olabilir, bir deri üzerine olabilir, onun üzerine işimizi geçiriyoruz. Ondan sonra da fırça, boyalarla, küçük küçük dokunuşlarla nakışlıyoruz. Aslında minyatür bir nakış sanatı yani. Gerçekten içinizde o aşkın, tutkunun olması lazım. Ben kendimden örnek veriyorum. Benim için hani yol arkadaşım artık. Ben acımı, hüznümü, mutluluğumu, her şeyimi yaptığım işlerle konuşarak, dertleşerek, ben bir çalışmaya başladığım zaman mesela burada bırakıp giderken biraz bir buruluyorum. Öyle bir bağ kuruyorsunuz yaptığınız çalışmalarla. Öyle bir şey.